Elimizde bir evrensel uzaktan kumanda var. Bu kumandanın içini açacağız, içinde ne var, nasıl çalışır göreceğiz. İki çeşit uzaktan kumanda bulunuyor. Bunlar, öğrenebilen uzaktan kumandalar ve kod kütüphanesiyle çalışan uzaktan kumandalar. Elimizdeki cihaz kod kütüphanesiyle çalışan türden. Öğrenebilen uzaktan kumandalar pahalı olabiliyor. Öğrenebilen uzaktan kumanda nasıl çalışıyor onu da anlatalım. Orijinal kumandayı uzaktan kumandanın yanına koyuyorsunuz. Ardından orijinal kumandayı kullanarak öğrenebilen uzaktan kumandayı ona göre programlayabilirsiniz. Bu sayede öğrenebilen uzaktan kumandamız orijinali gibi çalışır. Ama daha önce de dediğim gibi bunlar pahalı ve daha karışık kumandalardır. Elimizdeki kumanda ise içinde kod kütüphanesi olan bir cihaz. Böylece belirli tuşlara sırasıyla basarak belirli kodları aktif hale getirebiliyor, bu kod parçalarının yapacağı işlemleri başlatabiliyorsunuz. Paketi çoktan açtım. Kumandayı çıkaralım. Tamam. Üzerinde bir sürü farklı görevleri olan tuşları görüyorsunuz. Burada küçük bir LED var. Yani ışık yayan diyot. Arkadaki kısmı çıkartalım. Bu bir pil kapağı. Pil kapağı plastik enjeksiyon yöntemiyle üretilmiş. Böyle olduğunu birkaç noktadan anlayabiliriz. Bir tanesi muntazam bir şekle sahip olması. Bir diğeri de Enjeksiyondan ayrılırken oluşan izler. Burada görünen yuvarlak izler. Bu izler kapak kalıptan çıkartılırken oluşuyor. Şurada ABS plastik yazdığını görebilirsiniz. Yani ABS plastik tarafından üretilen bir parça. ABS'nin seçilmesinin nedeni masrafının az olması ve darbelere karşı dirençli olması ve hepimiz biliyoruz ki uzaktan kumandalar fazlasıyla hırpalanabiliyor dolayısıyla bu kullanmak için güzel bir plastik kumandayı parçalarına ayırabiliyor muyuz bakalım hop evet oluyor bu parçalar beraber kalıba dökülmüş Cihazlarda sıkı geçme tekniği denilen bir teknik kullanılır. Yeniden görüyoruz ki alt ve üst gövdeler ABS plastik tarafından üretilmiş. ABS sembolünü ve geri dönüşüm simgesini şurada görebilirsiniz. Her neyse. Bunlar da bir nevi sabitleyici görevi olan parçalar. Bunlar devrenin yerinde durmasını sağlar. Bunlar da üst ve alt gövdeyi birbirine tutturan minik sekmeler. Maliyeti azaltmak için vida kullanılmıyor. Kumandayı çok ucuza aldım. Böyle olmasının sebebi maliyetin azaltılması. Bu sayede ucuz üründen bile kar yapılabiliyor. Burada bir takım farklı ögelerin olduğunu görebilirsiniz. Bu yaylara piller bağlanıyor. Alt gövdenin içinde ve şurada yaylar var. Görünen o ki AAA piller kullanılıyor. Güç bu yaylardan devre katının diğer tarafına gider. Burada da direnç ya da bir çeşit filtre var. Bir de kondansatör bulunuyor. Yukarıda kızıl ötesi led var. Kızıl ötesi ışık yayar. Kızıl ötesi bir kamerayla bunun tıpkı bir el feneri gibi yandığını görebilirsiniz. Kızıl ötesi görüşümüz olmadığı için biz bunları göremiyoruz bir açıdan iyi çünkü TV'nize ya da ses sisteminize sürekli ışık tutmak istemezdiniz. Şurada da küçük bir işaretledi var. Şunu bir ters çevirelim. Baskılı devre kartımız ve tuşlarımız burada. Plastik enjeksiyon kullanılmasının bir diğer sebebi parçaların nizami çıkması. Bu sayede gördüğünüz gibi tuşlar iyice yerleşiyor. Aslında bu da tuşlarda maliyeti azaltan bir diğer etmen. Tuşlara basmak için yaylara gerek yok. Malzemenin kendisi basıldığı zaman eski haline dönebiliyor. Tuşlarda kullanılan malzemeye santroprin deniliyor. Burada da küçük iletken kontaklar var. Tuşlara basıldığında kontaklar iletken parmak gibi olan yapılara bağlanıyor. Tam olarak görüyor musunuz emin değilim ama şu küçük kısımlar. Şuradaki minik parçalar birbirine kenetli açık kontaklar. Şekilleri böyle gözüküyor. Bir tuşa bastığında arkadaki iletkenin açık parmaksı kısımlarla etkiletişime geçmesini sağlıyor. Elektriksel uyarı şuradaki parçanın hissetmesini sağlıyor. Bu küçük tümleşik bir devre. Kod kütüphanesi bunun içinde. Aynı zamanda tuşlardan gelen sinyalleri de yorumlar. Mesela dördüncü kanalı izlemek istiyorsunuz. Dörde bastığınızda buradaki bağlantıyı başlatıyorsunuz. Bu şey de pillere LED'e güç yollamasını söylüyor. LED de belirli bir düzende yanıp sönmeye başlıyor. Bu düzense TV'niz ya da ses sisteminiz tarafından alınıyor ve istediğiniz kanalın açılmasını sağlıyor. Arka tarafta gördüğümüz tüm devre kartı fiberglas'tan yapılmış. Arkasında ince bir bakır katmanı var. Bakırın bazı yerlerde olup bazı yerlerde olmadığını görebilirsiniz. Açık yeşil yerlerde bakır var. Koyu yeşil yerlerde ise yok. Bu da bize tıpkı kablolar gibi her şeyi birbirine bağlamamızı sağlıyor. Bakır, kablo gibi davranıyor. Bakırın olmadığı yerlerde ise yalıtkan davranıyor. Böylece kısa devre oluşması engellenmiş oluyor. Buradaki küçük bakır bağlantılar akımın yol almasını sağlıyor ve mikro işlemciye sinyal yolluyorlar. Mikro işlemci bunları yorumluyor. LED'e sinyaller yolluyor. LED de TV'ye sinyallerini yolluyor. Eğer bu olaya kızılötesi kamerayla bakarsanız, LED'den farklı düzenlerde çıkan parıltılar göreceksiniz. Bunlar TV'de değişikliğe yol açan parıltılar. Kontaklar, aşınmaya karşı yalıtkan bir biçimde kaplanmış. Genelde vernik kaplaması kullanılıyor. Buradaki parlak metale lehim deniliyor. Lehim de bağlayıcı kısım parçaları devre kartının diğer tarafına bağlar. Böylece iletken bir bağlantı oluşturulur. Pillerdeki güç devreye aktarılır. Evet, kumandanın içini de öğrenmiş olduk.